18 Kasım, 24 Kasım haftalık burcumuza hoş geldiniz. Bu üçüncü deneme, inşallah dördüncü denemeye neden olmaz diyorum. Evet, bizi takipte kaldığınız için, bizimle birlikte olduğunuz için ve bizi beğenip tercih ettiğiniz için hepinize milyarlarca kez teşekkür ediyorum. Ama tabii ki yorumlarınızı okuyorum. Tabii ki hepsine cevap vermiyorum. Hiçbirine cevap vermiyorum. Dürüst olmam gerekiyor ama hepinizi beğeniyorum. Ses sorununu haftaya çözeceğiz. Kocaman bir salondayım ve bu salonda ağzım çıktığı kadar bağırıyorum. İnşallah o bir hafta bağırmadan bir program yapmayı hayal ediyorum diyorum. Koç burçlarına neler bekliyor diyorsanız, 18 Kasım'da yurt dışı ile ilgili bazı bağlantılar yapan koçlar için sürpriz değişimler gerçekleşecek ve özellikle bulunduğunuz noktanın sizi artık tatmin etmediği ve sizi mutsuz eden olaylarla ilgili yönetici ya da bulunduğunuz kadro ile ilgili masaya oturup yatırmanız gereken sistemler var gözüküyor, ama bence aceleci tavır sergiliyorsunuz. Zaten acayip planlı hareket ediyorum deyip plansız hareketler ve dikkat ile alakalı süreçler size talihsiz sebeplere neden olabilir. O yüzden talihsiz sebepler hayatınıza gelmeden evrağınızı, kağıdınızı, mahkemelik yazınızı, elinizdeki ne varsa 18 Kasım'dan 24 Kasım haftasına kadar dikkatli inceleyip imzalamanız gerekiyor. Bir hata size çok büyük bir kayıp ve işinize de kaybetmenize sebep olabilir. O yüzden bu hafta dikkat haftanız olacak. Ha, siz başarısız mısınız? Hayır, başarılısınız ama kendinizi o kadar böyle Mevlam çayıra gibi bir yaydığınız için telaşlı ve dinamik bir enerjiniz sizi daha çok ispatlamanız, ama bu ispatlama size zarar verebilir. O yüzden dikkatli bir haftayı kontrol ediyoruz, ama gerçekten size inanıyorum ki siz kalbinizdeki sesle her zaman hareket ediyorsunuz. Aslında doğru sestesiniz ama sisteminiz ve bulunduğunuz şirket ya da bulunduğunuz noktanın sistemi çok çürük olduğu için ve sistemde çok göze çarpıyorsunuz. Birinin de oyununa gelebilirsiniz. O yüzden sakin, relax, hareket sergileyin. Ondan sonraki hafta daha başarılı ve yurt dışına gitmek isteyen koç burçlar içinde ya da çocuklarınızla ilgili bir yatırım düşünceniz varsa çok doğru bir süreçte bu evreyi de sağlayacağınızı söyleyebilirim. İşsiz koçlar ve işinden tazminat bekleyen bazı koçlara da bu haftadan sonra çok güzel bir değişim ve yeni bir iş başlangıcınız olumlu ve aydınlık olacak. Siz de son zamanlarda uyurken midede gaz probleminiz ya da midede yanma ve artık boğazda hani kuruluk hissederiz ya, belki şeker ya da mide hassasiyetinizden ve sabahları ağız kokunuz hareket etmeye başladı koç burçları, bu sağlığınızı ihmal etmeyin diyorum. İlişkiler konusunda şunu söyleyeceğim. Evet, çok uzun süredir devam eden ilişkiniz artık sizi sık boğaz ediyor. Bir yandan çok sevdiğiniz ama bir yandan da sorumluluktan korkuyorsunuz. Hayır, bence doğru insanla birliktesiniz. Ona bir kez daha şans vermeniz lazım. Bu şans size artı getirecek. Evliliğiyle ilgili sorun yaşayanlara da sürpriz bir çocuk kararınız var ama bir ev almak istiyorsunuz. İlk önce ev işinizi çözün. Ondan sonra çocuk sorununuz değil, sorun değil de planlı hayatınıza geçireceğiniz çocuk hayatınıza girmiş olacak. Uzun süredir de ailevi olarak yapmak istediğiniz bir yemek ya da vakit dediğimiz bir süreci de 23 Kasım ya da 22 Kasım haftası size olumluluk. Bir de geçmişini bekleyen, ilişki konusunda geçmişinden haber bekleyen, boşuna bekleme, yeniliğe bak diyorum. Seni çok seviyorum Koç burcu. Evet, boğa burçlarını 18 Kasım'da neler bekliyor diyorsanız, şöyle söyleyeceğim. Bu ara ruhsal yorgunluğunuz, size paraya çok odaklı yaşıyorsunuz ya, sistematik odak var sizde. Yöneticini gör, hesap yap. Çalışanını gör, hesap yap. Bence bu hesap, sizin yapmanız gereken bu hesaplar, içsel dünyanızda hesapmatik yapıyorsunuz ama sizin biri şikayet etmesi ya da size bir anlaşma sırasında var olacak bir hata yapabilir, bir komploya kurban olabilirsiniz. O yüzden boğa burçları sizde biraz daha dikkatli ve kontrollü süreçleri ve bu hafta insanların yazdıkları mailleri, mesajlarınızı çok kontrollü, dikkatli okumanız lazım. Çünkü sizde bu ara bir dikkat sorunu var. O da çok paraya odaklı olduğunuz için hemen imzalayayım, para bana gelsin diyorsunuz ama sizin de çok uzun süredir emek verdiğiniz bir iş hayatınızla ilgili haksızlığa uğradınız ve bunları da toparlamak istiyorsunuz. Evet, toparlanacaksınız. Ve hani bazen diyorsunuz ya, ben bu hayata bir sınav için mi geldim? Evet, para var ama
Para da yok ama diyorsunuz. Bence siz bu ayı, yani bu Kasım ayını bitirirken daha dingin noktalarda ve satmak istediğiniz ve ailenize bağlı olan mallarla ilgili çok güzel değerlendirmeler yapacaksınız ama bence sizi sabırsızlık yoruyor. Sistemsizlik mi yoruyor? Kendi sisteminizin insanlara hükmedememeniz mi yoruyor? İlk önce bir bunları dengeleyelim. Ama ben sizi başarısız asla görmüyorum. Çünkü sizde enteresan bir duygu var. Koştur koştur o işi yapıyorum, bu işi yapıyorum derken hepsi çorak söküğü gibi elinize yapışıyor. Oradan orayı topla, buradan burayı topla derken dengeleriniz yıpranıyor. Bence sakin bir iş ortamına, kararlı bir iş ortamına ihtiyacınız var. Bu dengeyi kurduğunuzda size sorunsuz bir ay başlangıcı olacak ve hafta başlangıcı olacak. Evet, özel hayat konusunda belki de uzun süredir duygularınızı yansıtamıyordunuz ya, hep içinize ve bağrınıza bastığınız ve ben aşık olmaktan ya da sevmekten korkuyorum, ben bir düzeni bozamam, hayatımdaki dengeleri yıpratamam diyorsunuz ya, bence bu adım için çok doğru bir dönemi vuracaksınız her şeyi kökten. Çünkü sizin artık sabır teraziniz bitti, dengeleriniz bitti. En ufacık şeyde bile artık ben yokum diyeceğiniz radikal kararı vereceksiniz. Çünkü siz artık insanlara tamam arkadaşım, tamam anam, tamam babam, tamam karım, tamam bacım demekten o kadar çok yorgunsunuz ki. Bence siz duygusallıkta bir boğadan çok balık burcuna mı döndün, ne yaptın bilmiyorum ama bence bir silkelen ve senin kurallarına ve radikalliğine artık zarar veren insanları hayatından çıkar ki bu senin iş hayatına da yansıyor. Bir de artık ailenin sorumluluğunu, ailenin yükünü üstünde o kadar çok taşıyorsun ki sen sen olmaktan çıkıyorsun. Bence sen sen olmayı başar. Tabii ki aile sorumluluğu her zaman olmalı ama sen her şeyden önemlisin. Bir de uzun süredir aracınla ilgili sıkıntı vardı. Ya araç almakla ilgili ya da aracını değiştirmekle ilgili. Bence tam zamanı yapabilirsin. Çünkü sen rahatına düşkün olduğun için rahat koltuk seni rahatsız etmemesi lazım. Rahata ihtiyacın var. Sağlık olarak göz alerjin, gözle alakalı sorunların olabilir. Son zamanlarda da ayakta siyatikler söz konusu olabilir. Bunlara dikkat ediyoruz. 18 Kasım İkizler burcunu neler bekliyor diyorsun. İkizler. Şöyle söyleyeceğim. Aile arasında acayip bir gerginlik haftası yaşayacaksınız. Her şeye bir sinirlenme ruhunuz var ve laf yetiştirme ruhunuz var. Bence iki kişi arasında yaşayacağınız, özellikle iki erkek ya da iki kadın ya da iki çocuk diyelim. Bence bu dönem biraz insanların canını acıtacak söylemleriniz olacak. Bence dilimizi biraz frenliyoruz. Çünkü onlar sizin zarar görmenizi istemiyor. Çünkü sizin bazen hani hepinizde olur ya patavatsız konuşmalar, can yakışık konuşma. Aslında sizin alaycı tavrınızda bile bir ciddiyet var. Bunu insanlar fark etmiyor. O yüzden bence artık insanların hayatlarına müdahale etmeyi bırak. Çünkü bırakmadığın sürece insanlar seninle devamlı iletişim halinde kalıp kafanı ütüleyecekler. İşte de bu hatayı yapıyorsun. İyilik yaparken iyilikten maraz geliyor sana. Bence artık sen yoluna doğru dengeleri kurduğun sürece sana zarar geleceğini düşünmüyorum. Uzun süredir de bulunduğun noktadaki farklı bir bölüme geçmek istiyorsun ve bu bölüm istediğin bir nokta. Bunun zaferine varacaksın Kasım bitmeden. Bence buna odaklan ve bunu başarmanı istiyorum. Belki yapman gereken tek şey ne biliyor musun? Hani akşam plan kuruyorsun ya yatakta. Bir daha kimsenin işine karışmayacağım. Bir daha ağzımı bile açmayacağım. Lütfen o akşamlar verdiğin kararlar doğru. O kararlarını devam ettirirsen muhteşem bir hayat, muhteşem bir başarı bekliyorum. Ve kariyerinle alakalı da yapmak istediğin bir eğitim ya da eksik kalan yarımlıklarını toparlamak istiyorsun. Lütfen bunu yap çünkü sen acayip zekisin. Acayip bir kafalı bir insansın. Senin birilerine kendini değil, kendini kendine ispatlaman lazım. Bu zafer sana doğru ışık vereceğini düşünüyorum. Sağlık konusunda bence son zamanlarda hani arkadan sırta vuran ağrılar olur ya, şuradan ciğerden vurur ve sırtımız ağrır. Bence üşüttüm mü, bronşlarım mı azaldı, ceyranda mı kaldım bilmiyorum ama lütfen atlet giymeyi ve özellikle gece atlet giymeyi tercih ediyorum. Çünkü ciğer ve sırt bölgende bir hassasiyet başlamış. Bu şimdiden sorun olmasın diyerekten bu dengeyi koruyalım. Bir de bal tüketmeni istiyorum. Çünkü senin alerjik hani toza bile alerjin var.
Bu bal belki ciğerlerine, sırt bölgelerine ve buradaki içindeki bazı atman gereken sıvıları atmana yardım. Ne diyoruz ona? Yaparlar ya, bazen dışarı fırlatırlar. Bunu genelde şeyi süprenler yapar. Yani temizlik yapıyorlar ama temizliyorlar. Arkasına diyorsun bir atıyor ya. Bu ciğerleriniz için sağlıklı balgam. Mutlaka balgamınız için lütfen bal tüketmeniz gerekiyor. Çünkü o sizde gıcık yapıyor. İlişki konusunda da diyeceğim tek şey, hayatındaki insan çok doğru ve evlilik kararı ver. Çok mutlu olacaksın. Eğer evliyseniz de gereksiz tartışmalar devam ediyor. Bu hafta eşinize ses çıkartmayın. Onun da hataları olabilir ama siz de bir özür dileyin ve ilişkinize sahip çıkın. Sizin de kız çocuğunuzla ilgili ufak bir sorun ya da çocuk istiyorsanız kız çocuğu muradınız gündeme gelebilir diyorum. 18 Kasım, 24 Kasım. Kimler? Yengeçleri neler bekliyor diyorsanız. Yengeçlere şunu demek istiyorum. Hani mutluluk bana haram diyorsunuz ya. Yani ben gülmeyi unuttum. Aslında çok güzel bir haftaya giriş yaptınız ama sizde şu var. Yani gün mutluysa bile günü mutsuz etmek için elinden gelen çabayı yapıyorsun. Yani sabah güzel kahveni içiyorsun ya da bir çayını içiyorsun. Her şey çok normal. Ama öğleden sonra birinin memine, birinin işteki topuk sesine ya da yöneticinin ses sesine çarp bir şalterin atıyor. Ya yengeççim, canım benim. Yani rica ediyorum. Haftayı duygusallık seni bitiriyor diyorum ya. Neden? Çünkü bulunduğun noktaya da bu hafta duygusal anaç ruhunla başlayacaksın. Erkeksen baba ruhunla başlayacak. Lütfen orası senin kurumsal ya da devlet ya da çalıştığın bir nokta. Duygusallığı geri bırak. Çünkü senin başarına bu duygusallık bu hafta zarar verecek. O yüzden kontrol etmen gereken tek şey kalp sesin, beyin sesin, ruh sesin diyorum. Hani para sesi, kadın sesi, bilmem ne sesi, senin de duygusallık sesi duymayacaksın. Niye duymayacaksın? Zarar görmemek için. Bir de ortaklı iş yapmak isteyen bazı yengeçlere çok doğru bir hafta. Eğer duygusallığı geride bırakırsanız ve mantığınızı çok doğru noktada oturtursanız muhteşem bir anlaşma. Hatta güzellik üzerine ya da satışlar üzerine çok büyük başarılar elde edebilirsiniz. Sadece sistem oturtmaya ihtiyacınız var. Biraz da beklediğiniz bir para var. Bu para gelirse bu iş sizin için hayırlı. Ama uzun süredir de yerinizde değişim bekliyorsanız bence yeriniz şu an doğru. Bulunduğunuz alanda da maddi sıkıntılar var. Hiç gidip de yöneticinizle, hiç patronunuzla konuşmanıza gerek yok. Yerinizi sağlamlaştırdınız. Bence bekleyin. Birkaç ay sonra doğru süreç olur. Şu an gereksiz bir konuşma göze batmanıza sebep olur. Sakin evrede devam edin. Aşk konusuna geldiğim vakit zaten çok duygusalsın. Yani hani deriz ya, kimi görsem sevmeye ihtiyacım var. Kimi görsem sarım. Bence sen iç sesinle hesaplaş. Ve yaşadığın kalbindeki acıyla hesaplaş. Ve bu acıyı artık hayal kalbinden böyle höt diye çıkart. Ve yeni kalbe mutluluk ve huzur bulacak doğru aşka bakmaya ihtiyacım var. Çünkü sen ders aldın aşktan ama bu aşkı hala böyle kendi içinde kazan gibi karıştırıp ve şu an adapte olamadığın iş hayatınla ilgili büyük darbeler alıyorsun ya. Bence o höp de Tarkan gibi hop deyip uçtum seni de böyle bir parça vardı galiba. Bence bunu yap çünkü sana doğru aşkta da yelken açacağın doğru süreçler sağlayacaksın. Ve son zamanlarda bazı yengeçlerde boşanma radikallikleri var. Doğru karar verdin çünkü şiddet ya da sözlü şiddet sizi çok yormaya başladı. Ve hak ettiğiniz bazı mallarınız var, bunları da almak istiyorsunuz. Yasal süreçte ve bazı avukatlık işlerinizde bunları çözdüğünüz takdirde çok büyük bir başarı sağlayacaksınız. Sadece sakin ol, mantığın doğru, sadece duygusallığa yenilme diyorum. Aslan burçları 18 Kasım. Aslanlar nasıldı? Aslan burçları. Bugün makaralı yapıyorum biraz. Herkes şokta. Aslan burçları ne? Yalnızlıktan çok korkmaya başladınız ve sağlık sorunlarını kafanıza takmaya başladınız. İşte bile başım ağrıyor neden? Belim ağrıyor neden? Dediğiniz bir dönem yaşıyorsunuz. Bence siz sadece çok yorucu bir ay ve 2019 yaşadınız. Özellikle bu Kasım ayı sizin için artık ben kimin için çalışıyorum, ne için çalışıyorum, bu kadar emeğim ziyan oluyor, bu kadar mücadele ettim. Yani iş yerim kazanmıyor ve yanımda çalışanlara bu paraları ödeyemiyorum ya da
ben hak ettiğim parada değilim diyorsunuz ya, hak veriyorum çünkü duygusal yalnızsınız. O kadar kalbinize yara doğru hareket etti ki aslanlar. Yani işte en zirvede de olsanız şu an böyle bir kedinin başınızı okşayacak kadar ya da bir duygunun saçınızı okşayacak kadar şefkate ihtiyacınız var. Bence bir annenizi ya da bir babanızı ya da bir kız kardeşinizi ya da bir abinizin tam duygu zamanı, bir yemek yiyip duygularınızı açma zamanı. Çünkü uzun süredir sevginizi de ailenize söyleyemiyordunuz ve tam doğru zaman. İşle ilgili korkum yok. Sadece parasal evredeki yaşadığınız stres ve kaos size çok fazla aşağı ittiği için yani bunları toparlamakta zorlanıyorsunuz. Belki şöyle diyelim, bazen meditasyon, yoga enerjimize çok iyi gelecek diyoruz ya. Belki de sizin Rabbimle olan bağınızdaki bir inanç terazinizde bir secde zamanı ya da mum ışığı zamanı geldi. İnandığınız adres neyse, bence secde ya da işte inandığınız ruh neyse, Rabbim ben Allah diyorum, siz ne diyorsunuz bilmiyorum ama ona bir sığının ve yalnızlığınızı onunla paylaşmanız gerekiyor. Ve ailenizle paylaştıktan sonra çok güzel bir ışık ve bu ışıkla birlikte çok güzel ödüller kazanacaksınız. Evlilik konusunda sadece diyeceğim tek şey, çok uzun süredir çocuk tedavisi olmak isteyen bazı aslanlar tutma dönemine denk gelecek. Hadi ana ya da hadi kardeşim diyorum. Hızlı bir şekilde bu hafta bunların üzerine giderseniz çocuk muradınızla ilgili sevinç ve hani kırmızı ışık değil de yeşil ışık size yanacak. Bence çocuk zamanı ve size ikiz demek istiyorum bazı aslanlara. Bunun sevinci ya da Kasım bitmeden böyle bir karara girmiş olacaksınız ve bu size yeşil ışık gibi yanacak ve mutlu olacaksınız. Bekar aslanlar için de beni aşk bulmuyor zaten unutuldum diyorsanız bence bu hafta sürpriz bir gelişme ve ufak ufak bir aşk heyecanı sizi hayata tekrar tutunacak. Bunu da doğru değerlendirirseniz yol arkadaşı, hayat arkadaşı ve evlilik arkadaşınız demek oluyor. O yüzden ilişkiyi bir hemen tipine, yüreğine, saçına, gözüne karar vermeyin. Kalp gözünü görürseniz daha mutlu olacak. Çünkü sizin gerçekten sevgiye ihtiyacınız var. Sağlık olarak size sadece şunu diyorum. Çok uzun süredir geçmiş karmanızla alakalı. Yani çocukluğunuzda ya da ergenlik döneminizdeki travmalarınız var. Belki bir psikolog vaktiniz varsa tabii ki. Eğer inanmıyorum diyorsanız ben psikoloğa falan ben kendim ile yoga olabilir, meditasyon olabilir ya da secde dedim ya size uyarı olarak bunu yaparsanız çok güzel bir gelişme. Bir de ailenizle geçireceğiniz bir hafta sonu yemeği ya da uzun süredir okul arkadaşlarınızla geçirmek istediğiniz yemek var. Bunu da değerlendirin, tadını çıkartın diyorum. Ne yapıyoruz Başaklar? 18 Kasım. Başaklara ne yapalım? Buğday tanelerini koyduk böyle böyle. Ekin tarlalarını düşünün ve Başaklar. Ah anam senin bu titizliğin. Bu düşüncesizce titizliğin diyorum. Çünkü bu düşüncesizce titizliğin senin etrafındaki insanları toparlamandan, onun dosyası, onun evrağı, onun lafı, bunun şeyi derken kendi hayatınla alakalı de otokontrol hakimiyetin olduğu için hayatındaki işte insanlara izin vermiyorsun, yükün ağırlanıyor, yükün çoğalıyor. Bırak arkadaşım birileri de senin titizliğini bozsun, sen biraz koltuğunda otur. Bulunduğun noktanın tadını çıkar ya da hedeflediğin noktaya konsantre ol. Çünkü sen başarmak istediğin yenilikler var ve bulunduğun yeri terk edip farklı bir alana geçmek istiyorsun. Ama burayı da kontrol edeyim tribindesin. Bence gittiğin nokta çok doğru olacak ama burayı artık bırak çünkü sana artık bir başarı, bir ödül vermiyor. Sen doğru bir noktaya odaklan ve bu odaklanma sana çok güzel kariyerinle, ünvanınla çok güzel başarılar elde edecek. Bırak titizliği, insanların arkasını toparlamayı bırak, gerek yok. Çünkü sen kendi kariyerine ve eğitiminle ilgili aldığın hedef çok güçlü bir firma ve buranın kapısı size açıldı. Biraz daha adapte olun. Burası %100 sizin olacağına inanıyorum. Hanam içim yanmış Başaklar. Başak dedim ya. Ne diyeceğim size? Bir de eğitim hayatınızla ilgili akademisyen olmak isteyen Başaklar için çok güzel teklifler var ve yurt dışı ile ilgili teklifler var. Çünkü inanılmaz zekisiniz. Ben size çok hayranım. Pratik zekanız da olağanüstü. Yurt dışı özellikle Avrupa ülkesinden gelecek teklifleri de değerlendirmenizi doğru buluyorum ve size çok olumluluk yaşanacak. Ama sizin de yapmanız bazı Başaklarda da şu var. Güzel sanatlara, etnik kurala, keman, müzik, tiyatro, resim, heykeltıraş hobi olarak yapmak istiyorsunuz. Bence bu cesaretinizi toplayın. Herkes
el becerisine hakim değil, sizin bir el yeteneğiniz var. Bunu da toparlamanızı doğru olarak görüyorum. Uzun süredir de kısa bir yurt dışı seyahati, Yunanistan olabilir, Kıbrıs olabilir, İtalya olabilir, Mali olabilir. Artık gitmek istediğiniz bir nokta var. Bunu da sanki Kasım sonuna doğru arkadaşlarınızla geçireceğiniz hafta size iyi geleceğini söyle. Aşk konusunda beklenmedik geçmişten gelecek haberler biraz canınızı sıkacak ve gereksiz dedikodulara maruz kalabilirsiniz. O yüzden geçmişteki gelen insanların sizinle yüzleşmesi biraz ağrınıza gidecek. Çünkü sizinle hep insanlar ciddi ilişkiler kurdu ama sizin titiz ve kurallarınız bu ilişkilere zarar verdi. Artık ilişkide de bir özgür kalana. Ütü yapar gibi insan ütüleme. Yani gömleğimin burası doğru ütülenmedi deyip ütü yapma. Gerek yok bence geri gelmiş insanı kabul et ve yoluna bak. Çünkü ütü yapma yaşın da geçiyor. Evde kalacaksınız sonra. Vallahi söyledi, söylemedi demeyeyim yine söylüyorum. Bir de anne sağlığınızla alakalı sorunlarınız var. Küçük bir operasyon. Ve başak burçlarında sağlık olarak sırt, yani boyun fıtığı, bel fıtığı, sırt ağrılarımız ve son zamanlarda omuz üstümüzde ağrılarımız var. Bir masaja ihtiyacım var. Kemiklerde bir stresten kaynaklanan hani daralmalar var. Bunu bir masajla, masörle halletmeniz gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten dalga geçmiyorum, doğru söylüyorum. İnsanlar beni anlatırken dalga geçtiğimi zannediyorlar ama alakası yok. Gerçekten ciddi söylüyorum. Sırt ileride kan bulgularınız ve bu omurilikteki bazı olumsuzluklar size zarar verecek. Şimdiden bunu kontrol edelim. Bir de ölmüş bir erkek kabiriniz var. Lütfen bunu ziyaret edin. Uzun süredir kalbinizde vardı. Evet, 18 Kasım, 24 Kasım. Terazi burçlarını neler bekliyor diyorsanız. Ah teraziler. Yani yatıp kalkıp işinize de dua ediyorsunuz. Hani her tarafınıza dua ediyorsunuz ama diyeceğim tek şey bazen tuttuğunuz duaları gönülden Rabbime ulaştırmak lazım diyoruz ya. Bence öfkenizle duanız birbirine karışmış olabilir. Hani öfke duyduğumuzda duaya çevirmek çok meziyet işidir. Yani bir kalbi kırgın öfkeyle taşımaktansa o kalbe dua da koyma, kırgınlık da koyma. Sakin bırak istiyorum. O yüzden bence sen işinle ilgili yönetici ya da bulunduğunuz insanlara öyle öfkeli ve öyle dua ediyorsun ki beddua mı dua mı belli değil. O yüzden işini bırak, kendi başlangıcını yap. Çünkü sen burada seni çok yorduklarını ve kullandıklarını düşünüyorsun. Evet, alternatif iş bulamadığın için de buraya yapıştın. Ama artık canın sabah gitmek istemiyor ve o işi yapmak istemiyorsun. Ama uzun süredir de aynı noktada haksızlıklara uğradığın için dilin duayla kavga arasında kalmış. Ya sabret Aralık sonuna kadar zaferin erişi ya da şu duayla kavga arasındaki dilini kes, işine doğru git. Ha bir de farklı işlerde bulunan bazı teraziler tazminat haklarınızla ilgili yasal süreç başlayacak ve siz doğru savaş alacaksınız ama kendi işini yapan terazilerde özellikle Kasım'ın 20'sinden sonra bolluk ve bereket dönemi yaşanacak. Eğer çok iyi değerlendirirseniz markalaşma ya da hedefinizdeki büyüdüğünüz planlar size artık kazançlar sağlama başlangıcında oluşacak söyleyebilirim. Bu doğru. Özellikle ortaklıktan ayrılmak isteyen bazı teraziler tam zaman çünkü ortağınız size kazık atıyor ve tembel yatıyor. Siz de burada bütün işi ben yapıyorum, parayı hak etmiyor diyorsunuz. Çok doğru bir karardasın, ortağından ayrıl. Çünkü artık canını yakıyor ve ailene zarar verecek ve bu zarar senin hani maddiyattan çok maneviyat zararı alacaksın. O yüzden doğru zaman. Sağlık olarak diş eti iltihabı, ağızdaki enfeksiyonlar ve dildeki enfeksiyonlar dışında kulak ağrılarınız. Yani çok uzun süredir kaplamanız varsa ya da dişte dolgunuz varsa bu size artık uyarı yapıyor. Vaktiniz varsa bir diş doktoru ya da ağız doktoru artık ne doktoru ağızla alakalı doktora gidin. Çünkü ileride bununla ilgili sıkıntı yaşayabiliriz. Sizde de uzun süredir anneanne ya da babaanneden gelen bazı arsalar ama ya da topraklar var ama kimsenin buna vakti yok. Değerli noktalar bence ilgilenin. Çünkü bu hiç beklemediğiniz hani kaz gelecek yerden tavuğu esirgiliyorsunuz. Bence artık o kazı ilgilenin. Size çok olumlu toprak ve mallar söz konusu olacak. Bir de şöyle söyleyeceğim. Beklenmedik ve uzun süredir haber alamadığınız bir aile dostunuz kapınıza gelecek ve ağzınız açık kalacak ve hiç beklemediğiniz ve kırgın olduğunuz ve kalpten ailece de kırgın olduğunuz kişi sizden helallik isteyecek gözüküyor. Evet, 18 Kasım, 24 Kasım. Akrep burçları neler bekliyor diyorsanız. Akreplere ne demek istiyorum? Notumu almışım ama içimden bir şeyler demek istediğim. Akreplere şunu demek istiyorum.
Tam akrep döneminin veda dönemini yaşıyorsunuz. Çünkü artık siz akrep yavaş yavaş rüzgarları geride bırakıyor ama bence çok şanslı bir haftanın daha devamlılığını yaşayacaksınız. Ve bu şanslı hafta size o kadar olumlu paralarla, o kadar güzel iş kapıları, imkanları sağlayacak ki siz bile ben bu haftanın bitmemesi için dua edeceksiniz. Bence paranızı ufak bir bereket parası olarak kenara ayırın ki çünkü güzel olumluluk ve güzel bir süreç sizin hayatınızda artı noktaya getirecek gözüküyor. Şöyle söyleyeceğim. Akrep burçları içinde ve yeni bir ortak ya da yeni bir işten gelecek teklifi de değerlendirin. Bu teklif size ekstra kazanç, ekstra para kazanmanıza yardımcı olacak diyebilirim. Dedim bile. Bir de yasal bazı problemleriniz var. Belediye, vergi ya da artık hukuksal bazı almanız ve de vermeniz gereken yasal mahkeme. Sonu çok aydınlık olacak. Korkmanı istemiyorum. Çünkü sen bunun için çok mücadele verdin ve Rabbim sana öyle güzel bir ödül verecek ki bir elinde para bir yanında özgürlük hani mahkemen ve doğru adaleti alacaksın. Şanslısın diyorum. Sizin de uzun süredir yaşadığınız köyünüz ya da aile büyüklerinizle alakalı bazı miras gündemleri var ama kimsenin poposunu kaldırıp da bu miraslarla ilgilendiğini düşünmüyorum. Artık ilgilenin lütfen çünkü bunlar da size artı ileride anne ve babalarınıza bir şey olduğunda bu sülale çok geniş olduğu için zarar alabilirsin. Şimdiden yerinizi belirleyin ki doğru kazançlar elde edebiliriz. Evli akreplere diyorum ki bence dırdırı bırak akrep. Neden bırak? Çünkü hayatındaki kişi doğru ve sen ne diyorsan onu yapıyor ama maşallah papuç gibi bir dilim var. Her şeyi sorun yapıp sonra da benim ne yaptım ki demelerinden yoruldum artık. Bence sen yapıyorsun, yapıp yapıp yapmıyorum ben bir şey o yapıyor diyorsun ya. Bence artık bunları yapma ve ilişkine doğru noktada sahip çık. İlişkisiz olan akreplere de vallahi bu Kasım ayını unutamam. O bir aya bakarız diyorum. Ama şöyle söyleyeceğim. Eğitim hayatınızla ilgili lisede yarım kaldıysa, üniversite yarım kaldıysa tamamlama radikali ya da belediyede bazı kurslara girme gibi ve yeteneklerinizi ön plana çıkartmak istiyorsunuz. Tam doğru. Ben akreplere derim hisleriniz çok kuvvetli. Astroloji eğitimi alabilirsiniz. Medyumluk yapabilirsiniz. Falcılık yapabilirsiniz. İşsiz kalıyorsanız bunlar çok rahat. Çünkü akreplerin enteresan bir hissel dünyası var. Yapın. Kimse işsiz kalmaz diyorum. 18 Kasım yaylar. Yay burçları neler bekliyor diyorsunuz. Ne yapayım işaretleri vaktimiz yok. Var mı bunları da işaret diliyle anlatayım size. Yay burçlarına sadece şunu demek istiyorum. Aşksız nefes alamıyorum. Ben artık ilişki istiyorum. 2017 bitti, 2018, 2019, 2022 geliyorsunuz. Nerede aşk diye isyan ettiniz ama bu ayı da atlat yay burçları. Çünkü 2020 sizin evlilik ve radikal süreçleriniz olacağı için siz aşka odaklanmayın. Geçmişindeki de kırgın olduğunuz insanların sizden özür dilemesini bekleyen bazı yaylar. Evet bu özür ve bedduayı geri aldıracaksınız ama bence şu an evliliğiyle alakalı çok büyük sorunu yaşayan yay burçlarına diyorum ki geri adım at ve evliliğini kurtar. Çünkü çok büyük bir haksızlık yapıyorsun ve bence adaletsiz olmayalım. Bırak adalet masada eşit şekilde bölünsün. Evet her iki tarafta birbirine gereksiz ailelerden kaynaklanan lafları sokup sokup sonra sen ne yapıyorsun? Bence bu ilişkiye sahiplen. Çünkü eşiniz ya da hanımınız çok doğru. Birbirinize sahip çıkın. Niye işle başlamadım? Yay burçlarının şunun enerjisi var bu hafta. Gereksiz her şeyi büyütme. Yani bu bardak niye burada duruyor? Bu kahve finç. Aa, bu kahve varmış var gerçekten. Bu kahveyi niye buraya koy? Yemeğin niye tuzu yok? Niye anneme laf söyledin? Niye babama laf söyledin diye birbirinizi o kadar inciteceksiniz ki. Siz ikili bir küçük çekirdek ailesiniz. Çekirdek ailenizde bir evlat da var. Bence bu ilişkide kavga, gürültü istemiyorum. Siz birkaç ay sonra diyeceksiniz ki biz ruh ikiziyiz, iyi ki ayrılmamışız. İş konunuzla ilgili sürpriz yeni bir değişim var. Bu değişim size çok büyük bir aydınlanma sağlayacak. Hatta ev satmak istiyorsunuz ve bulunduğunuz evi büyütmek isteyen ve ailenizi de yanınıza getirmek isteyen bazı yay burçları için çok doğru süre ama satılması için biraz vakte var. Ve sizin de ufak tefek geçmişteki binadaki insanlarla kırgınlıklarınız ya da akraba kırgınlıklarınız da barışma dönemi olacak. Bu da sizin için hayırlı ve aydınlık. Sağlık olarak özellikle şöyle söyleyeceğim. Guatır. Yani şu bölgelerimiz Guatır. Ve
Şöyle hemen kalbe doğru iniyoruz ve kalp kapakçıklarımız ve ritim ve kan damarlarımız, yani damarlarımızla alakalı risklerimiz olabilir. Rica ediyorum, bunları bir geçici vaktiniz varsa bir kontrol edin. İleride sıkıntı olmasını istiyorum. Ve sizin de çok uzun süredir ablalarınızla ya da eltilerinizle geçirmek istediğiniz bir vakit. Cuma akşamı onlarla keyifli bir vakit geçireceksiniz ve bu size bir de hiç beklemediğiniz sürpriz bir kağıt alacaksınız. Havalara uçulacaksınız. Çok mutlu olacaksınız. Ufak bir Ege turu niyetiniz var. Şu an paranız yok. Bazı borçlarınız var. Bunları halledin. Ondan sonra istiyorsanız Amerika'ya uçun. Beni ilgilendirmiyor ama bu hafta, yani bu Kasım sonuna kadar herhangi bir gereksiz harcama istemiyorum. Sevgi ve mutlulukla kal yay. Çünkü sen her şeyi, mutluluğu hak ediyorsun. Sadece kendini yanlış ifade ediyorsun. Yanlışlıklarını düzelt, doğru adımını at. 18 Kasım. Oğlak burçlarına, oğlakları yapamıyorum ama böyle bir şey vardı galiba. Boğa ile oğlak arası bir şey ama olsun. İşle alakalı size gereksiz dedikodular ve laflar ve işinizi zarar verecek anlamsız dışarı, hani sizin yöneticiniz değil ama size rakip olmak isteyen insanlardan size böyle ufak ufak şifreler ve kanacaksınız, zarar görebilirsiniz. İnandığınız gücünüz ne? Ben bu işi yürümek istiyorsam tek başınıza yürüyün. Ama ortak alacaksanız da şu an bir, ya da ortak projelere imza atacaksanız şu an doğru zaman, doğru hafta değil. Biraz daha bu haftayı bitirin. Ondan sonraki haftada doğru aşamaları yaşayabilirsiniz. Oğlaklar sürpriz sürpriz işler, sürpriz sürpriz ufak ufak paralar geçiş sağlayacak ama sizde şu var. Ben büyük parayı ne zaman bulacağım diyorsanız biraz daha sabırlı olmak lazım. Evet, çok yorgunsunuz, çok bittiniz, çok gerçekten artık yerde sürünüyorsunuz ama Rabbime şükret, sağlığın sıhhatin yerinde. Süründüğünde zannetmiyorum. Oturduğu yerinde. Bence büyük paralar da size gelecek ve Rabbim size çok fazlasını verecek. Bence işine tekrar inanarak ve o ışığı tutarak tutarsan çok güzel sürprizlerle. Artı yapmak istediğiniz bazı insanlarla da büyük projeler ya da satmak istediğiniz yerler olabilir. Ya da elinizden çıkartmak istediğiniz mallar olabilir. Bunlar da zaman doğrultusunda doğru adreslerde yer alacak ve artı güzel sonuçlar elde edeceksin. Sizin de uzun süredir devam eden 3-4 tane mahkemeniz var. Bir ev tahliyeniz olabilir ya da ev mahkemeniz olabilir ya da iş mahkemeniz olabilir ya da ne bileyim mahalle mahkemesi olabilir. Örnekler veriyorum. Bunların hiçbirinden zarar görmeyeceksiniz. Rahat ol, relax ol. Çünkü sen haklı bir şeyin arkasında yürüyorsun. Ev konusuna gelmeyeceğim ama ev konusunda sanki adaletsiz davrandığını düşünüyorum oğlak burçları. Bence evi kenara atıyorum ama iş konusundaki adalet hakkında hepsini alacaksın. Rabbim bu konuda seni yüceltir. Aşk konusunda bekliyorsun, bekliyorsun da çınar ağacı yaşlandı. Neyini bekliyorsun? Yani yeniliğe adapte ol, yeni insanlara konsantre ol ve beklediğin her dakika senin hayatından geçiş. Evet, bu kadar da kara sevda yaşamayın oğlak burçları, bir kendinize gelin. Yaşam, nefes alıyorsunuz. Sabaha ölüyoruz. Her gün bir insan ölüyor. O yüzden her gününe şükretmeyi unutma diyorum. Sağlık konusunda kadınsal bölgen, bağırsakların, sanki ince bağırsaklar kalın bağırsaklardan kaynaklanan bir gaz problemin mi var? Ya da bağırsaklarda sıkıntıların var? Dikkat et diyorum. Ama şöyle söyleyeceğim. Uzun süredir ailenle ilgili vakit geçiriyorsun ve onların dırdırından, lafından bıktın. Artık bu hafta aileme gitmeyeceğim tribine. Yine sen anana babana git anam. Bir de elini öpmek istediğin biri var. Onun da elini öpeceksin. Ve ondan da güzel bir sürpriz gelecek. Ay, içim yandı. 18 Kasım, 24 Kasım. Kova burçlarını neler bekliyor diyorsanız, ne diyeceğim? Bence çok uzun süredir inanmak istediği bir şeyler var ya, umutlar, hayaller. Hayaller Paris olsa kova olur muydu acaba? Bence hayal ettiğiniz her şey sanki perde perde. Hani böyle güzel perdeler olur ya, açılır böyle. Stora basarsınız, elektriğe basarsınız. Gerçekten yavaş yavaş işiniz, paranız, yapmak istediğiniz kariyeriniz ya da almak istediğiniz başarılarınız yavaş yavaş açılacak. Sadece ve sadece şu bir inanıyorsun, bir namaza duruyorsun, bir tövbe ediyorsun, bir etmiyorsun. Yani bence artık ya yap ya yapma. Çünkü sen Rabbim katından çok sınav aldın.
sınavı da iyi başardığını düşünüyorsun ve düşündüğün şeyin arkasından Rabbime teşekkür etmek istiyorsan o secdeni hiç eksik kılma. Çünkü sana Rabbim çok güzel başarı verecek. Ve özellikle işinle alakalı noktada da istediğin her şey gerçek anlamıyla, yani bu eşinin parası olabilir, kardeşinin parası, babanın parası olabilir, sana çok artılar getirecek. Ama yapman gereken tek şey, dediğim gibi, sen gereksiz her şeye sinirlenip hayatına yıpratmanın bir anlamı yok. Evet, gruba çalışıyorsun. Yani bu demektir ki sen tek başına yapamayan bir insansın. Grupla çalışan bir insansın. O zaman bir psikoloğa gideceksin. O zaman bir danışmanına gideceksin. O zaman nefes terapisine gidip kendi yönündeki asabiyetleri iyileştireceksin. İyileştirdiğin her tarla sana ekin taneleri kadar bereketli ve uğurlu gelecek. Çok büyük bir iş anlaşman da var. Bunu da yaparsan sırtın artık kimse dokunamaz diyorum. Rabbim seni koruduğunu biliyorum kova burçları. Devam et, inançlarına sahip çık. Bütün işlerine yüreğindeki kalbin kadar sahip hani içimden duygusallık geldi. Hani tuttuğun zaman her şey sana serpilecek ya. Bence o camları sen kendi elinle parçalama. Bence çok doğru bir dönemdesin. Bu kıyamet, hani bu güzelliği kıyamete çevirme diyorum. Sabırlı ol. Özel hayat konusunda da uzun süredir beklenen bir ilişki bitmiyor, geliyor, gidiyor. Sonu aydınlık olacak ama biraz sabırlı ol. Aşk yaşayan, aşksız kalan kova burçlarına diyorum ki aman bitirin bu seneyi de seneye bakarız artık. Bu seneden bir umut beklemiyorum ama siz geçmişte birini bekliyorsunuz. O kapınızın zili ya da o mesajınız gelecek. Sağlık konusunda da nefes darlık, uyku apnesi ve uyurken hani boğazınızda bir şey takılıyormuş gibi bir tıkıntı olur ya. Bence bir doktora gidin, bütün check-up'ınızı yaptırın. Ani bir reaksiyon size sıkıntı yaratabilir. 18 Kasım balık burçlarını. Balık burçları neler bekliyor diyorsanız. İçimden balıklar hiçbir şey demek gelmiyor. Yemin ediyorum gelmiyor ama notumu okutayım. Hani bazen içsel hissettiklerim vardır ya. Ben balıklarla ilgili yazdığım notu, çünkü kovada çok alevlendim. Balıkta aşağı düştüm, suyun altındayım diyorum. Balıkların not almışım. Özellikle 19 ve 18 ve 21 arasına kadar iş hayatıyla ve yöneticileriyle alakalı çok dikkatli konuşmalar ve ani bağırmalar ve refleksler sağlamamaları gerektiğini uyarı vermişim. Çünkü onların ani sinirleri onlara işsel konuda dikkatleri üzerine çekip saçma sapan dosyalarla uğraşmasına ve gereksizce notunun kırılmasını istemiyorum. O yüzden balıklar, bu hafta kimseyle göz göze gelmeyin. İşinizi verin, yapın, çıkın. Kapıdan yapıp çıkın. Niye? Bu sefer insanlara düşmanlık kazanacak gözüküyorsunuz ve insanların gereksiz tavırlarından rahatsız olacaksınız. Bu da sizin işinize zarar verebilir. Ha, ortaklığı yapmak isteyen bazı balık burçları için demişim ki biraz daha sabırlı olun. Çünkü ufak bir paranız var. Şu an ortaklık için değil de siz tek başınıza daha büyük başarı sağlayabilirsiniz. Bu paranız kenarda bir ev parası gibi ya da bir araç parası gibi kapora olarak olsun. Siz şu anki bulunduğunuz noktada büyümeye özen gösterin. Bir dahaki yıllarda yapacağınız ortaklı iş sizin için hayırlı. Bu sene yapmanızı uygun görmüyorum. Ne diyoruz? İşimize konsantre oluyoruz ve beklediğimiz yenilikler var. Bu yenilikleri doğru kullanmak için sakin ve kararlı ve radikal olmamız lazım. Sizin yabancı ikinci dil ya da yabancı dilinizi kuvvetlendirip ikinci yabancı dilde oluşturmak istiyorsunuz. Çünkü sizde bir İngiltere kafası ya da Avrupa kafası var. Ben gideceğim diyorsunuz. Bence gideceksiniz balık. Yani sana inanıyorum. Özellikle son zamanlarda bu projeyi yapan bazı balıkların rızkı var ama nereye gideceğinizi belirlemediğin için yabancı dilinizi de güçlendirirseniz hem iş kariyeriniz ve de uzun süredir de yüksek lisans yapmak isteyen ve kariyerine doktorasını yapmak isteyen birçok insan için de çok doğru ocakta bu kararı verip hangi nerede yapacağınızın netliğine kavuşacaksınız. Sağlık konusunda ne diyorum? Gerçekten çok uyuyorsun balık burcu. Gerçekten uykudan kalkmıyorsun. Biraz vücudun bu kadar hani yorgunum diyorsun ya, fazla uyku da insana yorgunluk yapar. Spor, enerjini yüksel ve bol mandalina, portakal, greyfurt ve lütfen lütfen sabahları iki yumurta yemeyi unutma. Vücudunda protein ve C vitamini eksikliğinden uykusuz kaldığını düşünüyorum. Bir de magnezyum alırsan sevinirim balık burçları.
Yani bunları ihmal etmeyin. Sizde de uzun süredir anneyle olan gereksiz bir kavganız vardı. Bu kavgada da adım atın. Anneniz haklıydı. Siz gereksiz inada bindiniz. Bundan da bir özür dileyin. İlişkiler konusunda da evli olan balık burçlarında çocuk istekleriniz var. Ama bu çocuk için ikinci ya da üçüncü çocuğa gerek yok. Şu an maddi olarak toparlanmanız gerekiyor ama sürpriz hamile olan çocuklarımıza, erkek çocuk veriyorum bazı balık burçlarına ve uzun süredir tedavi olan ve çocuk isteyen balıklar, bu haftadan sonra bu zaferine erişeceksiniz ve sağlıklı olacağını düşünüyorum. Ufak bir hafta sonu okul arkadaşlarınızla geçireceğiniz bir yemek ve arkasından sevgilinize alacağınız bir yüzük var. Bu yüzük size çok uğur ve şans getirecek diyorum. Evet, 18 Kasım, 24 Kasım haftalık burcumuzu yaptık. Ne yaptık? Hopladık, zıpladık, abone olduk. Sevgi ve mutlulukla kalın. Her şey sevgiyle kalsın. Sizler de sevgiyle kalın.